Şimdi Oğuzhan Hocam, yani ne kadar sınav eğitim demek sadece sınavlara hazırlık değil demek desek de sistem bu sınavları çok önemli hale getiriyor. Hani üniversite giriş sınavı da öyle, lise giriş sınavı da öyle. Aileler de tabii bunu çok önemsiyor. Gençler de, çocuklar da çok önemsiyor. Fakat şimdi siz orada farklı bir şeyler yapıyorsunuz. Ben örnek olmanızı da çok istiyorum. Hani sizin bir cümleniz var. Her ortamda yaşayabilecek öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz diyorsunuz ya. Sizin sınavlara bakışınız nasıl? Nasıl hazırlıyorsunuz çocukları? Yani aslında bu çok kıymetli bir şey. Zaten bunu çözdüğümüz anda ülkemizin geleceği kesinlikle değişir. Biz anaokulundan itibaren çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde durabilme, girişimci, mücadele ruhuna sahip bireyler yetiştiriyoruz. Ama bunu nasıl yapıyoruz? İşte atölyelerimizin sayesinde. Mesela bir tekstil atölyemizde öğrenciye bir top kumaş veriyoruz. Bu bir top kumaştan en az parçayla kaç tane eşofman takımı çıkar? Aslında bu matematik mesela, ama gerçek hayatında fizibilite çalışmasını yapıyor. Kar zarar ilişkisini yapıyor otomatikmen. Dönüyoruz havacılık kulübünde. Havacılık kulübü bir helikopterin uçuşu tamamen fizik, fen kuralları. Öğrenci aslında dersteki anlatılanları orada gördüğünde öğretmenlerinin derste ya bu benim nerede işime yarayacak kısmını söylememeye başlıyor. Bununla beraber tarım ve hayvancılıkta üretim, sahalarda olma, pazarlara gitme, yardım eli uzatma yine keza aynı şekilde. Yani dersleri 8. sınıfa gelene kadar aslında atölyelerin içerisinde bu derslerdeki işlediğimiz konular, mesela fen bilgisindeki denge moment, bu atölyelerde işte tekne yapımında denge moment, helikopterin uçuşunda denge moment, bunlar öğretmenler atölyenin içerisinde dersleri anlatıyorlar ve kalıcı hale geliyor. Yani 8. sınıfa stressiz bir şekilde gelen öğrenci artık 8. sınıfta da son sene, evet söylediğiniz gibi ülkemizin artık liselere geçiş bu sınav olmazsa olmazı, burada da test teknikleri, sınav taktiği, sınav kaygısı, ondan sonra turlama tekniği, bunların üzerinden geçiyoruz. Yani teknik konuları öğrencilerimize veriyoruz. O zamana kadar aslında bütün konuları atölyelerimizde keyifle, bilinçli bir şekilde öğreniyorlar, yaşayarak öğreniyorlar. Yani hani bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Yani sevgili izleyiciler, deneyim en iyi öğrenme metodu. Hocamlar bunu çok güzel uyguluyorlar. Şimdi haberleri de gireceğim. Çocuğun yaşayarak öğrenmesi kalıcı öğrenme oluyor. Eğitim sistemimizde ezberci öğrenme ne yazık ki bu sınavlar şimdi değiştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı şekil değiştiriyor sınavlarda. Daha yorum soruları, sonuç çıkarma, algılama yeteneğini arttıran sorulara doğru gidiyor. Umut ediyorum bu değişim eğitim sistemimizi de değiştirecek. Çünkü ezberle bu işler olmuyor. Dünyanın gittiği yerde ezberleyemeyeceğiniz kadar çok bilgi var artık dünyada. O kadar çok bilgi üretiliyor ki. O yüzden ezbere dayalı sistem artık iflas etti. Deneyimle, yaşayarak öğrenme ve doğru bilgiye ulaşmayı öğretme dönemine geldik.